Gerçeğin nefesiyle tarihimizi ve bizi yok sayanlara karşı karanlığın yarattığı cehalet çölünü kardeşlik ormanına dönüştürmek için Ser Çeşme'mizin gözesine serpilmeye geldik. Alevisiz Alevilik yaratmak isteyenler tarih boyunca amaçları doğrultusunda hiç durmadılar. 1826 yılında 2. Mahmud'un marifetiyle el konulan dergahımız 1834 yılında başka bir inanca arka bahçesi yapılmaya çalışıldı. Ve dergahın içinde bir cami inşa edildi. Bugün kurdukları Alevi Bektaşi Cebevi Başkanlığı eliyle dergahımız bir kez daha işgal altına alınmak isteniyor sevgili canlar. Canlar, yarenler, yoldaşlar. Osmanlı Pir Sultan'ın boynuna urgan geçirdiğinde Şah Kalender'in kapısına dayandığında onlar tereddüt etmediler. İnandılar, dar ağacına gittiler ve dilendiler. Canlar, yarenler, yoldaşlar. Bugün bizim üstümüze yol düştü Pir Sultan'ın söylediği gibi. Dergahımıza sahip çıkacağız. Yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Elbette bugün çok özel bir ortamdayız. Ben yıllardır Hacı Bektaş Veli'nin huzuruna gelmenin ve buradaki bu manevi huzuru yaşamanın gerçekten heyecanını yaşayan birisiyim. Felsefesinden, hayata bakışından etkilenen ve kendime onu bir ışık gibi tutan bir kişiyim. Ve 800 yıllık Karadut'un gölgesinde Hacı Bektaş Veli'nin huzurundayım. Bir kez daha bu aziz topraklarda olmanın da onurunu ve gerçekten derin bir mutluluğunu yaşıyorum. Anadolu insanıyla, doğasıyla, yaşayan her unsuruyla, hayvanlarıyla, tüm yeryüzüne söyleyecek sözü olanların kutsal bir diyarıdır. Önce sayın genel başkanlarıma ve protokolde bulunan milletvekili arkadaşlarıma, belediye başkanı arkadaşlarıma şükran borçluyum. Bu güzel etkinliği düzenledikleri için, katkıda bulundukları için hepsine tek tek yürekten teşekkür ederim. Ve en önemlisi biz birlikteyiz, beraberiz. İnşallah Türkiye'yi hep beraber aydınlığa çıkaracağız. Sevgili dostlarım, 800 yıldır bu topraklarda bir aydınlık varsa, bir umut varsa, bir direniş varsa, dahası insanlığa dair ne varsa orada onu görürüz, onu yaşarız. Yani hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi. O çağının filozofu değil,
geleceğin güneşidir. Fikri derinliği sözde değil, öze bakar. Bu dergah özünde de, sözünde de eğri olanların değil, dimdik duranların dergahıdır. Kötülükten arınacağız. Evet biz arınacağız. İhanetten arınacağız. Evet biz arınacağız. İncitenlerden arınacağız. Evet biz arınacağız. Menfaatperestlerden arınacağız. Sevgili dostlarım, arındıkça azalmayacağız. Arındıkça çoğalacağız. Ben de hepinizi hem şahsım hem Türkiye İşçi Partisi adına hem de Silivri zindanlarında esir tutulan Hatay Milletvekili Canatan adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu toprakların gördüğü en büyük bilgelerden biri olan Pir Hacı Bektaş Veli'ye ve bizlere bıraktığı hakikat mirasını hep beraber özlemle andığımız günlerden geçiyoruz. Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş Bektaş-ı Veli'nin karşılaştığı ülke aslında bugün bizim yaşamak zorunda kaldığımız ülkeden pek de farklı değildi. 13. yüzyıl Anadolu'nun alın teriyle yaşayan tüm insanlarının açlık ve yoksulluk içinde kıvrandığı, halkı ağır vergiler altında ezen zalim hükümdarların sefa sürdüğü, insanların en temiz dini duygularını istismar eden din tüccarlarının tıpkı bugün olduğu gibi servetine servet kattığı bir coğrafyaydı. Alevilik vardır, Alevilik haktır demek buna karşı çıkmanın yoludur. Ama siz ve fakatsız söylüyoruz. Hacı Bektaş'tan bir kez daha söylüyoruz. Alevileri bakanlık eliyle, iktidar gücüyle, parayla bölmeye, parçalamaya, suni gündemler yaratmaya çalışanlara söylüyoruz. Cemevlerini olduğundan farklı göstermeye çalışanlara Hacı Bektaş'tan da bir yanıt vermemiz gerekiyor. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Bunu er ya da geç kabul edeceksiniz. İstemeseniz de, inkar da etseniz, yok da saysanız sonunda kabul edeceksiniz. Değerli canlar, Türkiye'de bu coğrafyada aslında ilk kayyum Hacı Bektaş Veli dergahına atanmıştır. 800 yıl önce Hacı Bektaş Veli dergahı Nakşişehirlerine devredilmiştir. Bugün halkın iradesine atanan kayyumlar gibi Alevi halkının inancına Hacı Bektaş Veli öğretisine de kayyum atanmıştır. Dün Hacı Bektaş Veli dergahına atanan kayyumları nasıl ki Alevi canlar, yoldaşlar, yurttaşlar kabul etmedilerse, bütün fiziki kırımlara rağmen, bütün kültürel kırımlara rağmen, asimilasyon politikalarına rağmen inançlarını 800 yıldır yaşatarak bu günlere getirdilerse bugün halkın iradesine atanan kayyumları bizler de Alevi yurttaşlarımız gibi Hacı Bektaş Veli öğretisine sahip Alevi canlar gibi bu coğrafyada kabul etmeyeceğiz. Bizler Alevi yurttaşlarımızın ilk kayyumu kabul etmedikleri gibi bugün de atanan yeni kayyumları kabul etmeyerek Hacı Bektaş Veli öğretisine sahip çıkacağız. Daha Avrupa'da Rönesans, reform ortaya çıkmamışken, modern batı aydınlanması yaşanmamışken, bırakın evrensel insan hakları sözleşmesini, evrensel insan hakları değerleri tartışılmazken, her ne arar isen kendinde ara diyen, hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız diyen, 72 millete bir nazar ile bak diyen, dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir diyen, dünyada bırakın seçme seçilme hakkını, kadının adı yokken, yeri yokken, bizim nazarımızda
kadın erkek farkı yok diyerek kadını karar süreçlerinin içine dahil edip kadın sözünü erkek sözüyle bir gören ve aynı değerde gören ve bunu tüm insanlığa öğütleyen hünkârın huzurundayız. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda, hırslar, kinler yok olur, aşk ve meynadımızda, aslanla ceylan dosttur kucağımızda, diyor ya Hacı Bektaş Veli, işte biz de tam bu yüzden buradayız ve bugün burada hep birlikteyiz. Sultanım, ne çare ayrılır.